Hatay'ın Hasta ilçesinde üreticiler son aylarda etkili olan yağışlara bağlı olarak ürünlerde gözlenen mildiyo hastalığı nedeniyle ürün kaybı yaşadı. Her yıl aşağı yukarı yaklaşık 100 bin ton civarında üzüm hasatı yapılıyordu. Bu yıl %70 ürün kaybı var. Yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 8 farklı çeşit üzümden yılda ortalama 100 bin ton rekolte elde edilen hastada düzensiz yağışların tetiklediği hastalık nedeniyle meyvedeki verimin düşmesi üreticiyi üzdü. Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, ilçenin yörede üzüm cenneti olarak anıldığını, buradaki verimli topraklarda üretilen meyvenin Türkiye'nin dört bir yanında alıcı bulduğunu söyledi. İlçedeki en önemli gelir kaynağının üzüm yetiştiriciliği olduğunu ifade eden Şahiner şöyle devam etti. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Hani ilçe tarımla da görüşüyoruz. Arkadaşlarımız dediler ki işte biz bakanlığa bildirdik. Bu tabii afet olarak kabul edilmedi. Bu tabii afet olarak kabul edilsin veya edilmesin. Bu tamamen iklime dayalı bir olay. İklim değişikliğinden dolayı meydana gelen bir hasar. O nedenle yetkililerimizin bu işte sahip çıkması lazım. Üreticilerden Mesut Türkmenoğlu da yaşanan hastalıktan dolayı çok büyük oranda ürün kayıpları olduğunu aktardı. Önümüzdeki yılda yeniden ürün verebilmesi için bundan sonra da bu mahsulün bakıma ihtiyacı var. Bu bakımı yapmazsak Hasa'daki bağcılığın öldüğünü düşünebiliriz yani. Bu bağcılık burada bitecek.